sabrali i opet smo radili nalaze, bili su negativni. Kroz sve što smo prošli da bi došli do tog njezinog prvog zvuka da čuje. Ailem mümkün olduğu kadar işaret diliyle anlaşmaya çalışmış ama işitme kayıpları kalıcı hale geliyor ve implant taksak da çok da fazla fayda göremiyoruz. Mi smo saznali sa Fatmila 3 mjeseca da ona ne čuje. Radili smo nalaze, nažalost bili su negativni. Onda su nam odobrili sredstva da radi se operacija u Tuzli u bolnici. Međutim, ne može se implant, nažalost, uvesti u Bosnu i Hercegovinu. Tada smo od prijatelja saznali za humanitarnu organizaciju Pomozi BA. I oni su nas tu preporučili. Tako su nam preporučili Medipol bolnicu i doktora Muhameda Fatiha Evcimika. Kad su sredstva bila odobrena na Pomozi BA, onda smo došli ovdje u Medipol. Fatma 3 yaşında. Doğuştan işitme kaybı olduğu aile tarafından fark edilmiş. İşitme cihazı verilmiş fakat işitme cihazını çok fazla kullanamamış. Aile mümkün olduğu kadar işaret diliyle anlaşmaya çalışmış ama kendi ülkesinde koklear implant takılması gerektiği söylenmiş fakat beklemeye alınmış. Bu tip hastalarda biz genelde ilk bir yaştan önce tanının konulup cihazlanması ve bir yaşına girdiği zaman da implantın takılmasını öneriyoruz. Fatma maalesef 3 yaşına gelene kadar herhangi bir implant takılma olanağı olmamış. Onun için bize başvurdular. Biz de burada gerekli tetkiklerini yaptırdık, işitme testine baktık ve iki kulağında da işitme kaybının yüksek desibellerde olduğunu fark ettik. Kad smo došli kod doktora Fatiha, mi smo imali već nalaze urađene u Bosni i Hercegovini, urađen CT i MR glave i sad je on to pregledao kod sebe. Nije bio zadovoljan sa CT-om koji je urađen u Bosni i Hercegovini, to smo morali ovdje ponoviti, da on nešto vidi detaljnije i on nam je preporučio da ugradimo Canso 2 jer on je napredniji i bolji od drugih. Görüntülemelerini yaptık, kokleanın gelişimine baktık ve 8. sinirin varlığına baktık. Bunların da normal olması artık implant olabileceğini gösteriyordu. Zaman kaybetmeden ameliyatımızı planladık. Ameliyatımız başarılı geçti. Her iki kulağına iç cihazı taktık. Yaklaşık 10-15 gün sonra da dış cihazı takmak için bugün geldi. Ve dış parçayı taktık. İlk sesli uyarını vermeye başladık. Bundan sonra belli periyotlarla takibini yapacağız. Hadi Fatma prvi put çula zvuk, osjećanja sam se, bar meni, pomiješala. Bio sam i presretan i tužan jer sam se opet vratio unazad u mislima. Kroz sve što smo prošli da bi došli do tog njezinog prvog zvuka, da čuje. Sretni smo baš i tako da na kraju svega ovog želimo da se zahvalimo bolnici Medipol jer su nas ugostili, prihvatili. Sve je na vrhunskom nivou.